Sual, şirk bu kadar zahmeti oldu halde niçin büyük bir insanlar kabul ediyorlar? Madem ki şirk Allah'ı bilmeme, tanımama bu kadar tehlikeli, bu kadar zahmetli, bu insanlar niye şirkin içine giriyor? Niye şirki kabul ediyorlar? Niye küfür yoluna yürüyorlar? İnsan akıl bali olduktan sonra kasten de bizzat kendisini katliyen tehlikeye atmaması gerekir, değil mi? Eğer elini ateşe sokarsa biliyor ki ateş yakıcıdır, onun elini yakar. Elini koyarsa demek bu adamın aklın dengesi yerinde değil. Hissi bizde uyanır. Öyleyse insan kasten ve bizzat kendini ebedi bir hayatın ateşine ne yapmaz? Atmaz, atmaması gerekir. Ama bakıyoruz ki birçok insanların, hatta ilim adamlarının küfre gittiğini ve bile bile kendilerini ebedi cehennem azabı içine attığını müşahede ediyoruz. Peki bu neden böyle oluyor? Şimdi kainattaki bütün o zerreleri, elementleri, molekülleri, atomları ve bunların teşkilinden meydana gelen bütün varlıkları düşündüğümüz zaman hadsiz bir cezanın ona nasıl müstahak olduğunu ispatını yapmış oluyor burada. Ha, öyleyse kafir bir adam Allah'ı bilmediğinden ve Allah'ın yarattığı kainatın zikirlerini de tamamıyla örtbas ettiğinden, reddettiğinden, inkar ettiğinden dolayı Allah hem kendi hukukunu hem de kainattaki bütün hukukun mahiyetini o kafir adamdan onu ebediyen cehennemde bırakmak suretiyle ne yapıyor? Alıyor böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahibi ve sellem. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın üzerine salat ve selam olsun. Elhamd ezelden ebede kadar kimden gelmiş ve kime gitmişse bütün kainat heyetin beşmuasıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i hüsnasını zikretmek suretiyle yapılan bütün hamdler Halık-ı Külle Şeye mahsustur. Yapılan bütün salavatlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü zat-ı mübarekine mahsustur. Al ve ashabına mahsustur. Ve dinil İslami ve mubavul imani ve envarul imani merkezü dairetil İslam. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir taraftan İslam'ın merkezi olurken diğer taraftan da iman nurunun ana merkezidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve sellem madem el mevani ve madem el kameran. Yani güneş ve ay döndükçe, güneşin yaratıldığı günden itibaren ta kıyamete kadar bütün dönüş hareketiyle, bütün seyaratiyle, kamer bütün mevcudiyetiyle, ona verilen bütün vazifeleriyle dünyanın etrafında döndüğü müddetçe kıyamete kadar bütün hamdler ve salavatlar Cenab-ı Hakk'a mahsus olmak suretiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Yani okuduğum Arapça ibarelerin meali bu. Bağdı bu. Bundan sonra Allah Resulü bir hadis-i şeriften de şöyle ferman buyurur. Bir kelimeyi, hikmeti bir kelimeyi bir insan öğrenirse ve bunu hayatında tatbik ederse bir sene yaptığı bütün nafile ibadete muaddildir. Yine bir saat ilim meclisinde oturmak şu anda yaptığımız gibi ve bunu hayata uygulamak Allah Resulü'nün beyanatıyla bir köle azat etme muaddildir. Ben bu iki hadis-i şerifi üstadımızın not defterinden aldım. Belki çoğun haberi olmayabilir. Buna biraz açıklamak istiyorum ben. Üstadımızın notanın arasında bir de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 30 tane hadis-i şerifi mevcut. Ta İsparta'ya gittiği andan itibaren üstadımız bunu nakletmiş. Hatta Mehmet Kayalar abi ismi altında üstadın bir talebesi Mardin'e gönderilirken hizmet etmek üzere üstadımız ona 30 hadis-i şerifi veriyor. Ona Mehmet'e bu 30 hadis-i şerifi veren üzerine de 10 tane ilave etsin ve bunu 40'a tamamlasın. Ve böylece Mehmet Kayalar abi Diyarbakır'da ilk iman hizmetini başlatmak suretiyle bu 40 tane hadisi mahiyetindeki bütün talebelere ta o zaman 1947'den itibaren olsa gerek herhalde dağıtmış bu şekilde. Ben bu iki hadis-i şerifi de oradan intikal ettim. Yine meclisin zikriyle ilgili Allah Resulü'nden bir mucize. Cabir bin Abdullah diyor ki, Hazreti Cabir İbn-i Emd-i Ensari, ben diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdik. Bir ara Allah Resulü şöyle ferman buyurdu. Öndekileri gittiler, öndekileri aştılar, onları geçtiler. Sordular Allah Resulü'ne, ya Resulallah, kim öne geçti, kim geride kaldı? Allah Resulü, Allah'ı zikredenler, la ilahe illallah, la ilahe illallah demek suretiyle Allah'ı tesbih edenler, zikredenler, geçtiler ve cennet bahçeleri bulundular böyle. Yani demek ki Allah'ın zikriyle meşgul olan herhangi bir cemaat, herhangi bir şahıs sanki cennetin bahçelerinden bir tanesini değmiş gibi Allah ona o mana aleminde böyle bir nimeti, böyle bir ikramı ihsan ediyor. Allah'a binlerce şükürler olsun ki şu anda biz iman hususunda imanın meselelerini zikretmek üzere bir arada bulmamız hesabıyla burası bir ilim meclisi olduğundan Allah Resulü'nün işaret ettiği sanki cennetin bahçelerinden bir bahçenin içindeyiz. Onda şüphe yok. Bununla ilgili birçok hadis-i şerifler var. Evet.
Rems, kardeşlerim, küfür yolunda yürümek, küfürle iman arasındaki muvazenenin neticesini üstadımız burada bir eylemde beyan ediyor. Bu konu üzerinde durmak suretiyle biraz dağılımını yapacağız inşallah. Küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. Küfür, lugayı manası kabul etmeme, reddetme, parçalama, dağıtma, üzerine örtme anlamlarına geliyor. İstilahı manası ise bilindiği gibi Allah'ın vahdaniyetini, rububiyetini kabul etmeme. Yani vahdaniyet-i ilahiyeyi, rububiyet-i rabbaniyeyi tamamiyle inkar etme. İmanın 6 şartını ve imanın 5 şartını reddetmek suretiyle İslamiyet'in külliyetini kabul etmeme yönünde yapılan bir kalbi bir izrar ve kalbi bir elem ve keder. Şimdi bu konuda bizim göreceğimiz mevzu, hakikaten iman küfrün ne kadar tehlikeli olduğunu, küfre giren bir insanın küfür kalbine yerleştikten sonra kalbinde çıkmanın mümkün olamayacağını beyan edecek. Ve bunun arkasında küfre mukabil iman kalbe girdikten sonra nasıl kolay bir şekilde insanın imanı kabul ettiğini Risale-i Nur'un ileriki izahlarında görüleceği gibi ne kadar basit bir şekilde kalbin ta böyle derin köşelerine üstadımızın tabiriyle yerleştiğinin hulasasını buradan şahit edeceğiz. Vereceği bir misal ile. Arkadaş, küfür yolunda yürümek buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. 70'li yıllarda ben hatırlıyorum. Türkiye'de bir buzlama olayı oldu. Ve buzun üzerine kayan birçok insanların yaralandığını ve öldüğünü ben bizzat o devrede işittim ve gördüm. Bilhassa bizim Batman'da memlekette. Yani buzlar üzerinde yürümek nasıl tehlikeliyse, zahmetliyse bilhassa buzlar üzerinde dans yapanların o dansın özelliğine vakıf olabilmeleri için en azından 6 aylık bir denemeden geçmeleri gerekiyordu o zaman. Ki buzlar üzerinde dans yapabilsin. Bu kadar tehlikeli, bu kadar zahmeti olan bir husus. İşte küfür yolu da Allah muhafaza Allah'ı bilmeme, tanımama yolunda yürümek ve bu görüşlere ittiba etmek ve bu görüşler yolunda eserleri okumak, söyleyenleri dinlemek zamanla kalbe öyle bir tesir ediyor ki kalpten çıkmasının mümkün olmadığını müşahede etmiş olacağız biraz sonra. O kadar tehlikeli. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi gayet kolay ve basittir. Yani şiddetli bir yağmur yağdığı zaman bile insan rahatlıkla gidip gelebilir. Atmosferin içerisinde hayatımız devam ediyor. Suyun içerisinde yüzüyoruz. Su içebiliyoruz. Bugün yani susuz, havasız ve ziyasız bir insanın yaşaması mümkün değil. Hayatını ziyadan uzak bir şekilde geçiren bir insanın yaşaması görülmemiş insanlık tarihinde. Hatta doktorların çoğu senin vücudun ziya görmediği için sen şu duruma düşmüşsün. Mutlaka senin bir güneş banyo yapman gerekir. Ya tavsiyelerden mi diyorlar? Yani üstadımız burada beşeri hayatın devamı hususunda bir taraftan hava, bir taraftan ziya, bir taraftan suyun mümkün olduğunu, bunlar olmazsa vücudunun mümkün olamayacağını, yani sıhhi bir şekilde vücudun devam edemeyeceğini işaretini veriyor. İşte aynı iman da nasıl insan suyun içinde yüzüyorsa, havanın içinde, atmosferin içerisinde hareket ediyorsa ve ziyasız yaşayamıyorsa, iman da aynen böyle ziya gibi, su gibi, hava gibi gayet basit ve kolay bir şekilde kalbin içine yerleşebiliyor, yani insan bunu kazanabiliyor. Nasıl? Mesela bir insan gövdesinin cihat hissitesini güneşlendirmek istediği zaman ya bir mevlevi gibi döner veya güneşi o mesafeyi baydeden celb ile gövdesinin etrafında döndürecektir. Bu ise mümkün değil. Yani bugün dünya ile güneş arasındaki mesafe bilindiği gibi tam 150 milikilometrelik bir mesafedir. Yani güneşin ışığı, ısısı, harareti dünyamıza 150 milyon kilometrelik mesafeden 7 dakikada geliyor. Bilmem 8 dakika. Dünyanın etrafında dönüyor. Ve güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha fazla büyük. Şimdi düşünelim, dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük olan böyle bir kütleyi yukarıdan celbetmek suretiyle kendi gövdenin etrafından döndürmek mümkün değildir, olamaz yani. Allah böyle bir kuvveti beşere vermiş. Nasıl bu mümkün değilse, küfrün yolunda yürümek de aynen bu misal gibi çok zahmetli ve çok tehlikelidir. Kim diyebilir ki ben 1 milyon 300 bin defa büyük olan dünyamızdan böyle bir kütleyi ben ta uzak mesafeden celp etmek suretiyle 150 milyon kilometrik mesafeden etrafında döndürebilirim? Mümkün değil yani insan böyle bir iddiada bulunamaz. Şimdi üstadımız niye böyle bir misali veriyor? Benim kanaatime göre küfrün mahiyetinin ne kadar tehlikeli, ne kadar zor, ne kadar müşkül ve küfrün insanın kalbine girdiği andan itibaren beşeri hayatının ne kadar tehlikeli, o zaman içerisinde birçok insanların da intihara kendilerini sevk ettiğini, bunalım içerisinde hayatını devam ettirdiğini müşahede etmenin neticesini üstadımız bu misal ile bize takdim ediyor tabiri caizse.
İşte Risale-i Nur cüzlerinin bütün bölümlerinde küfür meselelerini izah ve ispat ederken bilhassa işaret-i icazda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanında tabi güne kadar kafir olan insanların nasıl bir tehlikeli yola gittiğini ve bir türlü şeytanın onlarla bile kendilerini seferber etmek suretiyle doğru yolu bulamadıklarını üstadımız bu misal ile beyan ediyor. Peki şöyle bir soru sorabilir ya, durup dururken insan niye küfre gidiyor acaba? Niye küfre kabul ediyor? Diğer taraftan bizim en büyük düşmanımız ne? Şeytan ile aynıdır, affedersiniz. Şeytan. Yani küfürden bahsettiğimiz zaman birçok zamanlar ben dinlemişim. Hem de böyle üstad dediğimiz alimlerden katiyen böyle şeytanla ilgili bir soru sorulduğu zaman ya sen fazla şeytanı ileri sürme. Onu ikna etmek, onu halt etmek gayet basit ve kolaydır diye. Ben bizzat kulağını eşittim zaman içerisinde. Halbuki üstadımızın beyanlarına baktığım zaman insanın en büyük düşmanının şeytan olduğunu ve bu şeytani vesveselerin, evhamların neticesinde insanın küfre gittiğini ve bir türlü iman yolu bulamadığının işaretlerini veriyor. Halbuki iman yolu ise gayet basit ve kolaydır. Birinci şık, yani o güneşi celbetmek suretiyle olan husus, küfrün ne kadar zahmeti olduğunu bir ispatıdır. Kendi gövdeni şöyle altı cihetine döndürmek suretiyle kışın şedadi içerisinde güneşin zuhur ettiği zaman önümüzü, arkamızı, sağımızı, solumuzu, altımızı, üstümüzü güneşe karşı getirip ısındırmak olayı çok kolay ve basit. İşte iman da bu kadar kolay ve basit. Birinci şık, tevhidin kolayına gayet misaldir. İkinci şık ise küfrün zahmetine bir delildir. Şimdi burada çok harika bir sual geliyor. Sual. Bugün yeryüzünde takriben 7 milyar akın insan var. Bunun 1,5 milyarı Müslüman ve 2 milyarı neyse. O ehli küfür olan, ehli gaflet, ehli dalalet olan o insanlar içerisinde ilim adamları var, fizikçiler var, matematikçiler var da var. Sayamayacağımız kadar böyle ilim adamları var, profesörleri var. Ve bakıyoruz bunlar hepsi Allah'ın vahdaniyetini, birliğini kabul etmeyen ve tevhid akidesine tamamıyla ilan-ı isyan eden ve bazıları da bunu kendi eserlerinde beyan eden İnsanların varlığını müşahede ediyoruz. Bunlar da insan, aklı selim sahibi. Ama küfür yolunda hizmet ediyor. Niçin? Neden? Halbuki olmaması lazım değil mi? Yani aklı selim sahibi olan bir ilim adamının tamamıyla iman dairesine hareket etmesi gerekirken ehli küfür oğulları böyle küfre hizmet ettiğini müşahede ediyoruz. İşte üstadımız bu sual ve bu cevap ile ne yapıyor? Onların belini kırıyor böyle. Sual, şirk bu kadar zahmeti olduğu halde niçin büyük bir insanlar kabul ediyorlar? Madem ki şirk, Allah'ı bilmeme, tanımama bu kadar tehlikeli, bu kadar zahmetli, bu insanlar niye şirkin içine giriyor? Niye şirki kabul ediyorlar? Niye küfür yolunda yürüyorlar? Kafirler kabul ediyor, küfrü bu şekilde kabul ediyorlar. El cevap, kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yani halkı külü şey, biz insanları yarattığı zaman yaratılışımızın kökeninde kastiyet ve bizzatiyet hissiyatını yerleştirmiş. İnsan akıl baliğ olduktan sonra kasten ve bizzat kendisini katliyen tehlikeye atmaması gerekir değil mi? Elini ateşe sokmaması icap eder. Eğer elini ateşe sokarsa biliyor ki ateş yakıcıdır, onun elini yakar, elini hemen çeker. Elini koyarsa demek bu adamın aklı dengesi yerinde değil. Hissi bizde uyanır. Ha madem ki Cenab-ı Hak insanın yaratılışında kasiyet ve bizzatiyet hissiyatını yerleştirmiş. Öyleyse insan kasten ve bizzat kendini ebedi bir hayatın ateşine ne yapmaz? Atmaması gerekir. Ama bakıyoruz ki yaratılışlarında kasiyet ve bizzatiyet hissi hakim olan birçok insanların hatta ilim adamlarının küfre gittiğini ve bile bile kendilerini ebedi cehennem azabı içine attığını müşahede ediyor öyle. Peki bu neden böyle oluyor? Kasten ve bizzat kimse küfrü kabul etmez. Yalnız şirk, hevai nefsine ne yapmış? İşte şeytan burada devreye giriyor. Şeytan insana musallat olduktan sonra affedersiniz. Diyor ki ey insan aklını çalıştır. Bak senin bu inandığın bütün meseleler aslında böyle bir şey yok. Adam Allah'a inanmak istiyor, düşünüyor tabii. Allah bir aklı seni yemiş. Zaman zaman geliyor, kendisini düşünüyor, çevresindeki insanları düşünüyor.
şu gökyüzünü düşünüyor, dünyayı düşünüyor, dağları, ovaları, denizleri, güneşi, yıldızları ve hakeza. Bilhassa mehtaplı bir gecede o mükemmel olan sema alemindeki yıldızlara bakıp yıldızları müşahede ettiği zaman bile zaman zaman bile tefekkür ediyor. Tam imana geleceği sırada şeytan devreye giriyor. Aman ama sakın ha, senin bu gördüğün yıldızlar var ya, ben bunu senden daha iyi biliyorum. Bunların sahibi yok ki, bunlar kendi kendine olmuş. Yeryüzünde düşündüğü o dağlar, ovalar, denizler ne varsa kendi kendine olmuş olan hadiselerdir. Bunlar bir yaratıcı olsaydı görecektin sen ha. Şurakili böyle şüphelerle, vesveselerle ne yapın onu? O evhamla kendi yoluna cebretmek için bütün gayretini kullanıyor. Aynen cennetteyken Allah'a isyan ettiği gibi. Ve sonuçta ne oluyor? O insan böyle o evhamın, o vesvesenin girdapları içerisinde böyle yuvalanıp onlara kapılınca şeytana tabi olup Allah muhafaza küfür yolunu tercih ediyor ve Allah'a ilahine isyan ediyor. Aynen değirmene giden bir insanın o değirmendeki değirmen taşının dönmesiyle etrafına sarılan ve bundan böyle burnundan, ağzından içeri giren o un selinin onun ucunda kaplasın misali gibi o evhamlar, şüpheler, vesveseler ne yapıyor böyle? İnsanın kalbinden ta ruhunun en ince noktalarına varıncaya kadar girip onu sarıyor ve sonuçta da insan Allah'a karşı nevzübillah ilahe isyan ediyor. Şirk havai nefsilerine yapışır. Onlar da içine girer. Çıkması müşkülleşir. Hadi bakın, işin dışında çık bakalım. Onlar da içine girer. Hangileri? Şeytanın evhamına ve vesvesesine uyan ve şeytana tabi olan. O şeytanla birlikte o vesveselerin, evhamların girdabına girdin mi, insanı aynen böyle bir un misali gibi sarar, içine alır, denizin ortasındaki yutan bir dalganın misali gibi, o zaman da şeytan onun pençesine alır, Allah muhafaza. Bir de oradan çıkamaz. Çıkması müşkülleşir. Ondan çıkması müşkülleşir. İman yolu ise kasten ve bizzat takip edip kabul edilmekle gayet rahat bir şekilde kalbin içine bırakılır. Ne kadar kolay. Bu su, suyu anlatıyorum. Hidrojen ve oksijenden müteşekkir olan bir madde. Bunu ben anlattığım zaman sonuçta diyorum ki, ey öğrenciler, ey benim talebelerim, şu hidrojeni, şu oksijeni yaratan böyle yaratmış, böyle yapmış, böyle meydana getirmiş. Ha demek ki bu boşu boşuna değil. Bu olmazsa benim hayatım olmaz. Bu olmazsa hayvanların hayatı olmaz. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz. Yani canlılık adına hiçbir şey vücuda gelmez. Vücuda getirilmez yani. Allah öyle diyormuş. Ben her şeyi sudan yarattım. Madem ki su benim temelimde var, esasımda var. Madem ki benim hayatım suya bağlıdır. Hayvanların hayatı suya bağlıdır. Hayat suya bağlıdır. Öyleyse o kadar harika ve önemli olan bir meseleyi yaratan birisinin olması lazım. 40 dakikalık bir zaman içerisinde ben bunu anlatıp izah ediyorum. Ve sonuçta öğrencime de kabul ettiriyorum. Ve orada imanı kazanıyorum. O kadar gayet kolay ve basit bir şekilde iman ne olur? Kalbin içine bırakır. Onun için üstadımız Tabiat Risalesi ile küfrün belini kırmış. Bir daha dirilmemek üzere hakikaten küfrün belini kırmış böyle. Bu demek ki iman ve küfür arasındaki üstadımız bu misal ile bunu ortaya koyduktan sonra şu 23. sözün hemen birinci noktasının bir iki cümlesini ben burada okumak istiyorum. İman madem ki bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekil, bu kadar böyle sati ve nazari bir tarzda insanın kalbine bırakılıyor. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? İmanla ilgili, küfürle ilgili Risale-i Nur külliyatına geçen mevzuları zaman içerisinde alıp okumak lazım. Okumadan bu işler olmaz. Ben biraz daha hadis-i şerif söyledim. İlimden bir meseleyi öğrenmek, ilimden bir meseleyi kavramak bir yıllık nafile ibadete muaddidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya madem ki ilimden bir mesele öğrenmek bir yıllık nafile ibadete muaddidir, öyleyse benim ne yapmam lazım? Bırak bir meseleyi, ben Risale-i Nur'u alıp okuduğum zaman binlerce meseleyi bir saat içerisinde öğrenmiş oluyorum.
Öyleyse ben bir saatimi eğer buna vermezsem, bu meselelere vermezsem, bu meseleleri elde etmezsem, okumazsam o zaman benim bir yıllık ibadetin faziletinden ben mahrum kalmış oluyorum. Ne yapmam lazım? Kendimi o yana doğru sevk etmem lazım. Hatta ilimden bir saatin neticesinde ilim öğrenen bir şahsiyetin bir köle izah etmenin sevabından daha üstün olabileceğini ve cennet bahçelerinin içerisinde sanki hayatını devam ettirebileceğinin ifadesini biz biraz evvel meselemizin başında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinden okuduk. Ağlamızı ona vermek lazım. Neden? Çünkü iman, insan nuru iman ile âlâ-i illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır. Zulmet-i küfür ile esfel-i safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer diyor Üstadımız böyle. Şimdi biz biraz önce okuduk iman ve küfür arasındaki mesele. Küfür neuzübillah, insan küfrün yoluna gittiği zaman ve kafir olan insan öldüğü zaman halidine fiha ebeden sırrına mesar olur. Ebediyen cehennemde kalır ve cehenneme çıkması müşkülleşir. Sıra 28. lemanın son kısmından geçen bir sual var. Orada diyor ki kısa bir ömürde, kısa bir mesela 60 yıllık gibi kısa bir ömür içerisinde ebedi bir cehennem azabı nasıl adalet olur? Yani insan ömrü küfürle geçirmiş, 80 sene yaşamış veya 100 sene yaşamış ama küfürle geçirmiş. Sonuçta öldüğü zaman Allah onu ebediyen cehennem azabıyla azablandırır. Halidine fiha ebeden. Bu nasıl bir adalet olur diyor Üstadımız. Şimdi orada geçen bir iki misal verip sadece hartıda kalsın diye mutlaka aklınıza gelmişti o mesele. Bir dakika katıl. Yani bir insan birisini öldürdüğü zaman, bir dakika içerisinde öldürdüğü zaman şimdiki adalet, beşeri adaletle ona 15 yıllık bir ceza verilir böyle. Bir dakikaya mukabil, bir dakikalı öldürme mukabil 15 yıllık bir ceza. Halbuki bir dakika küfür 1000 katıl hükmede olması hesabıyla 20 yıl hayatını küfürde geçiren bir insan, rakamı buraya almıştım ben, 7.884.000 dakikalık bir cezaya gerektiren bir husus olur. Yani bir dakikada katır yapan bir insanın dünyadaki cezası itibariyle 15 yıla takabül edilirse 7.884.000 dakika yapar ki cezaevinde kalır. Bir dakika katıl 1000 küfür hükmünde olduğundan dolayı küfürle ömrünü geçen bir insan, 20 yıl küfürle ömrünü geçen bir insan 57 trilyon 201 milyar 200 senelik bir cezaya müsaak olur. Dünya hayatındaki cezasıyla. Şimdi halbuki küfür Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetini, uluhiyetini tamamıyla inkar olduğundan dolayı Cenab-ı Hak böyle onu o inkardan mukabil halidine fiha ebeden sırrıyla ona ebedi bir cehennem azabını verir. Neden? Çünkü bu kainat heyet-i mecmuasıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i husnasını gösteren bir hususiyete sahiptir. Yani Allah kainatı bütün esma-i husnasıyla, esma-i husnasının bütün tecelliyatıyla örüp yaratımından dolayı daim zikir halindedir. Yani kainatın her bir hususiyeti sinesinden ta güneşteki hususiyetlere varıncaya kadar, yıldızlara varıncaya kadar her şeyi A'dan Z'ye kadar Cenab-ı Hakk'a tesbih ediyor, Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor. Madem ki Cenab-ı Hakk'a tesbih zikir ediyor, kafir bir adam kainata baktığı zaman kainatı başıboş, sesleri, sersem telakiyetinden dolayı kainattaki zikirlerin ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nakşından meydana getiren bütün bu mevcudatın mahiyetini idrak edemediğinden tamamıyla tesadüfe veriyor, kendi kendine olmuşuna veriyor ve bunu yapan yoktur diyor. Cenab-ı Hak da yarattığı kainatın hak ve hukukunu böyle bir insanda, böyle bir kafirde almak için ahiret aleminde onu ebedi bir cehennem azabıyla karşı karşıya getirir ve der ki ey benim kulum, ben o bir dünyada seni halk ettim, sana akıl verdim, mantık verdim, sana ilim verdim, irade verdim, kudret verdim. Fakat sen benim sana verdiğim bütün bu kemalatı bilmedin, inkar ettin, kabul etmedin. Beni bile kabul etmedin, inkar ettin. Benim yarattığım bütün mahlukatın zikirlerini tekzip ettin, yalanladın. Benim kainatım, kainattaki bütün mevcudatım şu anda kendi hak ve hukuklarını senden alacaklar, senden almaya çalışıyorlar. Mesela ben bir elma ağacını yarattım. Ve bu elma ağacında ben bütün isim ve sıfatlarımın tecelliyatını vücuda getirdim. Renk verdim, koku verdim, tat verdim.
güzellik verdim, sen yiyordun, bakıyordun, kokluyordun, tanıyordun, biliyordun. Velakin şu benim yarattığım elma ağacındaki bütün yapraklar, bütün meyveler, bütün dallar ve bütün o gövdenin bütün hususiyetleri şu anda senin hakkında davacı oluyorlar. Ya Rabbi, bu bizi inkar etti. Bu bizim yaptığımız tesbihatı, yaptığımız tahmidatı, yaptığımız bütün o zikrin hususiyetlerini kabul etmedi. Biz bunun hakkında davacıyız. Ve böylece kainatın bütün cüzleri, hususiyetleri o elmanın şahsiyetinde kıyamet gününde onun hakkında davacı oluyor. Şimdi kainattaki bütün o zerreleri, elementleri, molekülleri, atomları ve bunların teşkilinden meydana gelen bütün varlıkları düşündüğümüz zaman hadsiz bir cezanın ona nasıl müstahak olduğunu ispatını yapmış oluyor burada. Ha, öyleyse kafir bir adam Allah'ı bilmediğinden ve Allah'ın yarattığı kainatın zikirlerini de tamamıyla örtbas ettiğinden, reddettiğinden, inkar ettiğinden dolayı Allah hem kendi hukukunu hem de kainattaki bütün hukukun mahiyetini o kafir adamdan onu ebediyen cehennemde bırakmak suretiyle ne yapıyor? Alıyor böyle. Onun için insan nur-i iman ile âlâ illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır, zulmet-i küfür ile esfel-i safine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Neden? Çünkü iman insanı sani yüzün celale nispet ediyor. İman bir intisaptır. Yani iman bir tanımadır, bir bilmedir, bir öğrenmedir. Ve seni Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırıyor. Seninle Cenab-ı Hak arasında bir irtibat kuruyor. O inanç dediğimiz mefhum, itikat dediğimiz kavram kalbe yerleştikten sonra seni yavaş yavaş ne yapıyor böyle? İmanın inkişafı neticesinde Allah'a yakınlaştırıyor. Seni Allah ile irtibat haline getiriyor. Ve sana diyor ki, bak ey insan, sen Cenab-ı Hakk'ın mahlukusun, masnuğusun. Seni yaratan Cenab-ı Hak'tır. Allah seni yarattığı gibi, senin içinde bulunduğun bu zemini, bu dünyayı ve dünya içerisindeki bütün meşrumiyatı ve bu kainatı, gökyüzünü ve bütün hususiyetini yaratan yine aynı Halık'tır. Sakın sakın ondan ayrılma, onunla irtibatını kesme diye seni sürekli böyle kalbine fısıldıyor iman duygusu. Ve sen daima böyle yaptığın ibadetlerle, günde beş vakit namaz ile ve hakeza Allah ile irtibat haline geçiyor. Onun için iman, insanı sani yücelerine nispet ediyor. İman bir intisaptır, bir dayanmadır. Küfür ise o nispeti ne yapıyor? Tamamıyla kesiyor, kat ediyor böyle. Allah muhafaza. Onun için üstadımız burada kullandığı tabir hakikaten kavram çok mükemmel bir kavramdır. Zülmet-i küfür, insan zülmet-i küfür ile esfer-i safine düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Fasbihanallah. Esfer-i safirin, cehennemin en alt katı. Yani geniş bir manada bu anlatılıp izah edildiği zaman, yani küfrün hususiyetleri bu dünyada dahi kafir olanın kalbinden vücuduna, kalbinden böyle yüzüne tamamıyla böyle intikal eden o yüz simasının rengini, şeklini müşahede ettiğimiz zaman ha bunun bir kafir insan olduğu, o kalbindeki sıkıntının, eziyetin, elem ve kederin yüzüne nasıl böyle aksettiğini, kendisi nasıl bir sıkıntı içinde olduğunu insan bayağı müşahede ediyor böyle. Yani bir gün yeryüzündeki bütün katilanların, bütün ölümlerin, bütün soykırımların, meydana gelen bütün bu hadiselerin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanından günümüze kadar iç ve dış bütün hadiselerin hususiyetinde küfür tohumlarının yattığını müşahede ediyoruz. Yani kafir bir adamın kalbinde merhamet, şefkat dediğimiz insanlık adına ne varsa hepsi böyle çıkıp gidiyor ve insanı öldürebilecek bir düşmanlık hissiyatı içerisine intikal ediyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahdavanu velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.